Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şöyle kısaca kendimden bahsetmem gerekirse beni tanımayanlarınız için. Arkadaşlar ben sadece böyle içinde çiçek sevdası olan bir kardeşinizim. Böyle çiçekçileri geziyorum. Gezmişken de sizlere de yayın yapmış oluyorum. Bir de aynı zamanda geri dönüşüm fikirleri sunuyorum. Teneke kutudan saksılar mesela yapıyorum. Su kabağı boyuyorum. Değişik farklı evde yapabileceğimiz hobiler var. Onları çekip paylaşıyorum sizlerle. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Instagram'da biraz daha aktifim. Paylaşımlarımı orada daha çok sık yapıyorum. Aynı zamanda sorularınızı da yanıtlıyorum. Takip etmek isterseniz ekrana da yazarım. Hobilerim Instagram sayfası. Evet, videoya başlamadan önce böyle kısacık bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi ben neredeyim? Tabii ki gördüğünüz, anladığınız üzere bilenler biliyor. Deniz Çiçekçilik Gülcihan ablanın yanındayım. Kendisi yeni salon çiçekleri, yeni değişik sukulentler getirmiş arkadaşlar. Şimdi onları görmeye geldim. Gelin birlikte bakalım. Gülcan ablacığım, bu güzellikler de böyle. Evet. Rengarenk. Baksana Artık şurada. mevsimliklere başladık. Renk cümbüşüne. İnsan böyle olunca mutlu da oluyor. Rengarenk her Her yer. yer Bahar gelmiş. artık. Güneş de var. Evet. Güneş Çok ben güzel. yandım bile. Çil oldum gene. Ha. Gene çillendim. Olsun. Şimdi çil modaymış Dün zaten. çiçeği. Hadi. Evet. Ha. Olmayanlar da şey kalemle yapıyorlar. O derece. Milletin. Evet, şimdi burada kalançalar var çiçekli. Yerli mi demiştin? Şey, ithal mi demiştin İthal ona? aslında da Şu İtalyan yaprakları yaprağı ithal. göstereyim. Katlılar hep ithaldir zaten. Ama nasıl bir azman büyüdüsüler, şunlara baksana. Evet, çok uzamış. Bak. Daha bakımlarını yapmadım. Kır çiçeği gibi duruyor. Evet, geçen hafta yayın yapmadık biz. Anca kargolarımızı bitirdik. Daha dün son kargoyu çıkardık. Ödemesi yapılanları. Evet. Bugün işte sabahtan geldim, biraz ortalığı topladım. Şu da çok güzel. Bakımları yapılacak. Çok güzeller değil mi? Evet. Baksana Ebru'lu şu kırmızının güzelliğine bak. Harika ya. Çok güzel. Sarının güzelliğine bak. Evet. Bunlar uzun sürede kalıyor çiçeği. Evet. Çok güzel. Sürekli çiçeklik kadar. Sadece az su vereceksiniz. Açık havada, esintili yerde bakacaksınız. Evet, sardunyalar da var değil mi? Evet, sardunyaları da getirdim işte. Turuncu. Bunlar bildiğimiz klasik sardunyalar. Evet, katlı. Katlı. Bodur katlı. Yedi veren bunlar, sürekli açar. Çok anaç gövdeli, baksana, çok yavrulu. Evet. Çok yavrulu. Böyle hani tek dal üstünde değil. Aynen. Baksana. Şey, gövdesi kalınlaşmış. Çok güzel. Anaçlarından aldım. Tek dal da var aralarında. Şu açık pembe var, koyu pembe var. Bak mesela şu tek dal. Kaça veriyorsun? Vallahi ablacığım pazarda 80'ler falan verdim. 70, 75 öyle gitti vereceğim. He. Şey iyi. Geçen sene de öyleydi yani fiyatlar. Ben çok şey yapmayacağım. Öyle Şey vereceğim. kalançaları söylemedik. Kalan şunları da 80'den vereceğim. 80. Bunlar kaldı zaten. Tamam. Sepetine eklettiler hep. Alanlar aldı Sen yani. şimdi canlı yayın ne zaman var? Yarın akşam Yarın yapacağım. akşam onu da söyleyelim. Yarın akşam Cuma akşamı iftardan yani. sonra. Hı. Bugün Cumartesi, Perşembe. Perşembe, yarın akşam açacağım ablacığım. Tamam. Yarın gece iftardan sonra. Bu nasıl? Bu şey, sakız. Sakız Bak bu sardunya. kasa sakız sardunya. Çiçeği aynı ama herhalde. Doğru, beyazı da var, aralanda bak şu açmış. Bak bu Yap, ceylan yapı gözü. olarak dedim. Karagöz bu. Evet. Bu tırtıklı olur, bu daha çok soğuğa dayanır. Bak bu da, bu sakız. Bu sarkan türüdür. Bak şöyle bir göstereyim. Renk hangi renk? Topladım işte. Ne bulduysam aldım. Bak. Sarkar bu. Evet. Ortası da biraz mor Aha. çizgili olmuş. Biraz sulalım. Şimdi yaprak temizliği yapacağım. Hı-hı. Şu kasa sakız. Ama şu bak şunun rengi belli değil mesela. Bekleyeceğiz. Ya da sürpriz. Evet. Ceylanlar bir tane kaldı. Yani satışta Olsun, yapıyorum hangi ya renk burada. olsa olsun hepsi güzel. Bunlar işte bak bu Ebru'lu. Çok güzel, rengi belli Evet. olmuyor. Bu pembe. Koyulu açıklı. İşte burası da böyle şey, nasıl bir kırmızı bu? Görünmüyor ki rengi. Şarabi. Şerabi. Evet. Bak şu nar çiçeği. Evet. Çok güzel. Bu da nar çiçeği geliyor bak. Bu pembe. Bunlar da begonya.
Begonyanın bir türü. Evet. Ben gene hızlı mı gidiyor? Olsun. Bunlar da begonya. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Büyüklüğünü. Üstü var ya. İlk defa gördüm ben bunu. Hemen kaptım. Böyle üstü pırıl pırıl parlıyor. Nasıl bir simli şeyse. Simli gibi mi? Ha, simli evet, gibi. Bazı yapraklar bak. Öyle oluyor. Böyle resmen parlıyor ya. Bak bir şeyde iki kök var. İki çeşit. Evet. İki üç tane öyle kaldı. Onları geriye bıraktım. Evet, i̇şte. Sukrente getirdin. Evet, getirdim. Mesela İtalyanlar var bazen. Şurada da var İtalyanlar. Şöyle baştan geldi, başlayalım. Lavli rozlar. Evet, lavli rozlar. Bunlar uygun veriyorsun değil mi? Aha, söyleyelim yine fiyatını da bilsin. Bunları 60'tan verdim. Şunlar küçükleri kalmış. 50'den verebilirim. 50, 55. Bak şunlar yeni geldi. İthal bunlar. Semperyon bir türü. Türü evet. Bunun adını biliyordum da buluruz şimdi. Hı, çok tatlı. Daha bugün şey yaptım ya. İşte şurada biraz geçen haftadan kalanlar var. Tamam, oraya sonra bakarız. Şunlar çok şey ithal köklenmiş ama. Bunlar ne kadar? Onlar da herhalde 80 ya da 90 olur. Hı hı. Ben bakmadım biz diye. Afralar varmış. Hı hı. Şu da tatlı. Şu da özel bir tür. Topladım orada, o karışmış, onu satışa koymayacağım. Hı hı. Bunun adı farklı bir şey, bulalım yeniden. Vardı çubuğu da. Evet. Şöyle. Tempralar var işte. Trompet. Trompet. Hı hı. Burada Blue Bee. Evet, onları İki tane almıştım. Hı. Talep pahalı geldi daha doğrusu. Talep görmedi demeyeyim de. Evet. Ne kadardı ki? Vallahi kaç dedik ki onlara? 150. 150 yazıyor. Ama evet. Öyle yani. İthal o çünkü. Hı. Şöyle sıradan bakalım. Bu hafta çok şeyler oldu. Ne gibi? Çok böyle sahte hesaplar vardı. Aa. Hemen alır almaz yayını hesabını kaldıranlar da vardı. Bırakanlar niye da öyle vardı. Yapıyorlar? Bilmiyorum. Milletin vakti boş ama bir gün üşenmeyeceğim. Hepsini bulacağım şeylerinden. Ha, ne kazanıyorlar ki? Bilmiyorum. Bak. Çok boş vaktleri var. Ego tatmin ediyorlar herhalde. Ne bileyim. Cık, almışlar ellerine bir tane akıllı telefon. Onları da daha yeni kavuşmuşlardır. Ama başlarına ne gelecek bilmiyorlar. Kim Fatmalar satıcılar? Çoğaldı. Baksana. Ha. Hepsi de Fatma'ydı. Fatma Demirci. Ha bak bu. Yok. Bilmem Fatma bilmem kim yok. Şimdi kaçıyorlar. Öbür dünyada nasıl kaçacaklar? Bilmiyorum valla. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben ekmeğimin peşindeyim. Herkes beğendiğini yapsın. Beni yıldırmaz böyle şeyler. Yani nereye kadar hani? Hepsini alsan ne olacak yani? Aldım. Bugün satamadın. Ertesi gün satarsın yani. Bu yayında satarım. Ne olacak ya? Ne yapayım? Yollarım pazara. Çocukça şeyler. Aynen. Yollarım pazara, bir şey kalmıyor valla, patır patır. Ben satılmayacak diye bir şey yok. Alırım büyük saksıya, 3 ay sonra satarım. Gene siz değil alıyorsunuz. Gene siz alıyorsunuz. Bende kalmaz. Evet. Hiç satamadım, toptan veririm gider. Bak bunlar şey iptallerden. Bak şeylerini alıyorum Nesibe. Çiçeklerini alıyorum. Ve zayıf olanları almak lazım herhalde. Ben vallahi alıyorum çünkü bütün kuvveti çiçeğe gidiyor. Ben çiçek büyümüyor. Yani çiçeği de böyle işte. Ben mesela Meleko var ya. Hı. O iki tane sap çıkarmış. Birisi çiçek, biri de yavru var dalında. Hı. Çiçek dalında. Yani ona dikkat etmek lazım. Tabii. Ben iyice büyüsünce anlıyorum zaten ya. Bir de diğer kopardığım çiçek sapını da ben diktim toprağa. Ondan da çıkmış. Da çıkar, oradan da yavru verir. Aa, çok güzel. Mesela bak bunu dik. Mesela yaprak varsa şuradan tekrar rozet yapar. Evet. Hepsinden olmasa da bazıları yapıyor. Çoğu yapıyor. Kıyamıyor insan. Ben hobiciyken çok denedim. Çok şeyler denedim. Evet, çok şeyler yaptım. Tecrübe olmuş. Evet. Güzel. Şimdi tabii iyi oluyor bana. İyi işine bak. Aynı ömlerin nerede? Aynı ömler burada işte satışa çıkacaklar. Ben şuradan çıkacağım. Biraz öbür tarafta yeni eksiklerim. Köklenmeyenler orada. Onları da göster madem. Bak burada da
satışa çıkacaklar var. Kelle satış yapacağım bu hafta. Bu tarafta da aynımlar var. Evet abi. Şimdi bakalım. Ben kelle satışı misin? Yapacağım. Artık nasip ne olur ne olmaz. Hı-hı. Medusa. Bu da Medusa. Bunları çıkaracağım canlı yayına. Çıkaracağım. Bu Medusa sepi. Vereceğim mi fiyat? Vallahi şimdi fiyatlandırmadık da. Hı-hı. Yani şimdi aralarında bak bu 1800. Hı-hı. Bu. Bu kaçmış? Bu 2200. Hı-hı. Abdullah yazmış. Bu 1800. Öyle yani kelle satışı yapacağım. Hı-hı. Baktım satılmıyor. Hepsinin kellesini alacağım. Üreteceğim ablam öyle satacağım. Bunun dibine sen mi koydun yavrularım? Ben koydum. Hı-hı. Şimdi şey için isim karıştırmamak için hemen kelle aldım. Denemek Hı-hı. için koydum. Geçenle yaptıklarım geçenki anaçlarımdan hepsi köklendi. Bir ay iki ay içinde satış hazır olur. Bak şunu çok beğeniyorum ben. Şunu baksana. Evet. Yeşil beyaz olmuş. Hı-hı. Bir de şu çok güzel. Baksana. Hı-hı. Harika. Şunun güzelliğine baksana. Ne demiş? 2800 fiyatını yazmış. Rozet fiyatı mı 200 demiş? He, rozet 200 demiştir. Yani şeyine göre. Mesela bazılarını 150'den satacağım. Hı hı. Aldığım bir şeye göre. Bazılarını 150'den satacağım. Bazılarını 200, bazılarını 250. 125'ten bile satarım yani şeyine göre. Sayarım mesela kaç tane rozet var. Evet. Kaç kurtarıyor beni? Kalan bana kalır. Çok güzel. Şunun rengine baksana. Evet. Güzel, çok. Çok beğeniyorum ya. Şundan eğer rozet satarsan tamam. Ben alırım. Satacağım. Medusa zaten çok istiyorlar. 3 tane medusam var. 3-4 tane maç medusam var. Şu arkadakileri de. Şuna bak bak bak. Pembe, yeşil, evet. Beyaz. Bak ona bak, o morlu. O da farklı bir şey. Evet. Şöyle arkadaki daha da olsun. Hı-hı. Bir de Koreli getirmişsin değil mi? Hı-hı. Çok güzel. Sen elini alıp göstersene bize. Hı-hı. Köklü baksana nasıl kök yapmış. Evet. Nasıl güzel kök yapmış. Şuna baksana şuna. Çok güzel ya. İşte birazını çıkaracağım, birazını çıkarmayacağım. Neymiş? İki tane, üç tane mi var? Üç orada? Tane. Tek tek de satabilirim. Hı hı. Sonra... Şu renge bak. Nasıl güzel değil mi? Çok güzeller ya. Baksana şunlara. Ay, o ne top gibi öyle? Minimaymış. İşte çok güzel. Şunu, ben buna bayıldım. Benim favorim bu. Oyuncak gibiler. Yapay. Hırasaymış. Baksana nasıl bir güzel, nasıl bir güzel. Şu da çok güzel bir tane aldım bundan. Hı-hı. Üretmek için aldım ablacığım. Yani satarım. 2-3 tanesini. Madonna'ymış bu. Aa, üstü nasıldı bakayım? Bak. Hımm. İki tanesini satarım. Bir tanesini kendime ayırırım. Yapraktan ürettirmeyi deneyeceğim. Ama köklüler bunlar. Ama bakma biz şey yapamadık yani benim. Ben biraz beyaz saksıyı sevmiyorum. Baksana. Ay bu böyle ağaç gibi mi büyüyecek acaba? Evet. Ay. Ben badismiş bak bu da. Görüyor musun? Nasıl güzel değil mi? Evet. Diktim biraz. Bazılarının yarısını diktim. Hmm. Şimdi... Böldüm böldüm. Böyle diktim. Uygun uygun satacağım sonra. Yazın inşallah. Şöyle bir yakından da göstereyim. Nasıl güzeller değil mi? Nasıl güzel renklenmişler. Canlı yayına çıkaracağım mı? Çıkaracağım. Bunları işte sadece bunları satacağım. Geri kalanlarını ayırdım öbür taraftan. Hmm. Satmayacağım. Anladım. İyi bakalım.
Kendime aldım, üretmelik aldım. Kendime aldım. Bunu 3'er 4'er tane satarım. Kalanı gelecek, daha devamı var. Bu demo. Begonya. Evet. Bu Rex begonyanın bir türü. Bak, görüyor musun çiçeğine ne kadar tatlı. Evet, tatlı. 2 tane kalmış. 3 tane de bunlar kalmış. Bunları kaça veriyorsun? Bunları 80'den verdim ablacığım. Ben sabitledim. Bir de solan bitkileri getirdim. Ha, bakalım. Birkaç tane de solan bitkisi getirdim. Şuradan bakalım baştan. Bu. Margarita. Salon çiçeği. Çok güzel. Ben seviyorum bu tarzı. Ben de severim solanları. Solonu büyük olanlar alsın. 2-3 tane kalmış. Monstera. Evet. Bunlar ne kadardı Gülcan abla? 80'e vereceğim ablacığım monsteraları. Bunları galiba 170-180'e verdim. Öyle devam ederim. Bunları anaçlık aldım. Bölüp böyle satacağım ama böyle isteyen olursa böyle de verebilirim. Evet. Böleceğim ablam yani bunlar. Baksana çok güzel anaç aldım yani. Evet. Direkt anaçlarını aldım. İşte biraz bakımını yaptım. Çok kötüydü. Uçları falan yanıktı. Güzel yapraklarını temizledim. Dolu doluydu. Bak bu biraz sıska kalmış mesela. Ama yaza hepsi müthiş olacak onlar. Evet. Şöyle bahçede de aralarda çok güzel sukulentler var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Gelinteli. Hava çok güzel bugün. Böyle bahar gibi. Fırsattan istifade. Gülcan abla da çıkarmış. Güneş görsünler diye. Böyle yakıcı da değil güneş. Tam sukulentlerin havası. Şurada lipstik var. Çok güzelmiş. Evet, bu haftalık videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar çiçekler dolu videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.